sınırları içinde, 18 yaşından küçüklere tütün mamulleri ve alkollü içki satışı yasaklandı. Türkiye'de saat 11. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberler. Spikeriniz Funda Erdoğan. Sayın dinleyiciler, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de büyükelçilere seslendi. Döviz kuru üzerinden Türkiye'ye yönelik oyunları değerlendirdi. Bambaşka bir durumla karşı karşıyayız diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki gelişmelerin ekonomik temelli olmadığını vurguladı. Piyasalara seslendi, endişe etmeyin dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, döviz kurundaki dalgalanmanın ekonomik değil siyasi olduğunu söyledi. 10. Büyükelçiler Konferansı için Ankara'da bulunan büyükelçilere hitap eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım, Türkiye'nin dayatmalara kapalı olduğunu vurgulayarak, ABD yasalara uymalı, Türkiye'yi hizaya getirme sevdasından bir an önce vazgeçmelidir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Perşembe günü küresel yatırımcılarla bir telekonferans gerçekleştirecek ve yatırımcı toplantısı düzenleyecek. Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre ABD, Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere ilgili telekonferansa 750 bin ile 1000 arasında yatırımcının katılması bekleniyor. 750 ile 1000 arasında yatırımcının katılması bekleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilere yönelik 1,2 milyar liralık yeni destek programını devreye soktuklarını belirterek, yeni destek programının cari açığın azaltılması başta olmak üzere yüksek katma değerli ürünlerin üretimine önemli katkı sağlayacağını